Sevgili İzmirliler, iyi günler. Bu sabah İzmir'e geldik ve aslında İzmir'e gelince siyasi kampanya yapmam gereken ilk şey muhtemelen İzmir'de Konak Meydanı'na gelmekti. Genellikle bu tercihidir. Ama ben başka bir yere geldim arkadaşlarımla. İzmir'in yakınlarında Efem Çukuru diye bilinen, Efelerin eskiden toparlanma yeri olan, barınağı olan bir alandayım, ormanın içinde. Arkamda gördüğünüz tesis altın madeni çalışıyor yıllardan beri. İzmir'e çok yakın ama İzmirlilerin bilmediği, görmediği, görmesinde istenmediği bir maden. Ne yapıyor bu maden biliyor musunuz? İçme suyunuzu zehirliyor. Evet. Kavacık suyunu zehirleyen maden burada. Ve bu tesis yüzünden ve Kavacık suyunun zehirlenmesi yüzünden yapılması gereken barajın da yapılamadığını, ertelendiğini görüyoruz. İzmir bu tesis yüzünden içten içe zehirleniyor. Aynen Erzincan İliç'te gibi. Erzincan İliç'te çevreyi zehirleyen madeni Zafer Partisi kapatmıştı. Kayseri Develi'de de yine bir altın madeni çevreyi zehirliyordu. Onu da Zafer Partisi kapattırdı. Şimdi İzmir'deyiz ve İzmir'de Efeler Çukuru'nda bakın bu madeni. Bu maden İzmir'in katili olmaya soyunmuş durumda. İzmir'in sularını zehirliyor ve biz de Zafer Partisi olarak size söz veriyoruz. Değerli İzmirliler, Anadolu'yu zehirleyen bütün bu madenlerin kapanmasını emin olun sağlayacağız ve ancak doğayı tahrip etmeden çalışmalarına tekrar izin vereceğiz. Biz Zafer Partisi olarak diğerlerinden inanın çok farklıyız. Neden farklıyız biliyor musunuz? Çünkü biz Atatürk'e ihanet etmiyoruz.